Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde dinamik olarak bir broadcast receiver'ı nasıl tanımlarız, ondan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak şu ana kadar yaptığımız bütün broadcast receiver örnekleri statik receiver'lardı. Ne demek bu? Yani biz bu receiver'ları ne yaptık? Gittik manifest dosyasında tanımladık. Zaten şu ana kadar yaptığımız örneklerde statik ve dinamik olarak ayırdığımız şeylerde hep neydi? Statik dediğimiz şeyler öncelikli olarak bir XML dosyasında tanımladığımız ve daha sonra bunları kullandığımız şeylerdi. Dinamik dediğimiz yapılar ise genellikle çalışma anında Java kodlarıyla tanımlayınca biz bunlara dinamik diyorduk. Önceki derslerimizde manifestlerimizde receiver'lar oluşturmuştuk ve bunları kullanmıştık. Bu derste manifeste herhangi bir tanım yapmadan bir broadcast receiver sınıfının nesnesini nasıl kullanırız onu anlatmaya çalışacağım. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım? Neden statik varken dinamik olarak broadcast receiver tanımlayalım? Şöyle bir şey, geçici ihtiyaçlarınız olabilir broadcast receiver'lara. Bunun için gidip bir tanım yapmanız gerekmez. Çünkü biliyorsunuz daha önceki örneklerde neydi? Statik olarak tanımladığınızda uygulama kapansa bile o receiver çalışmaya devam ediyordu. Ama sizin basit bir mesela bir uygulama yaptınız ve bu uygulamada sadece çalıştığı anda internetin olup olmadığını kontrolünü yapmak istiyorsanız sizin dinamik receiver tanımlamanız gerekiyor. Aksi takdirde uygulama kapansa bile siz onu action olarak tanımladığınız için uygulama kapansa bile internet gittiği an uygulama bir hata veya işte internetin kapalı olduğu durumda ne yapmak istiyorsunuz onun mesajını vermeye devam edecekti. Ama dinamik olarak yaratırsanız bunu ne olacaktır? Sadece uygulama kullanıcı ile etkileşim halindeyken internet giderse onunla ilgili bir uygulama verecek, onunla ilgili bir mesaj verecektir. Kullanıcı uygulamayı kapattığında ise internetin gidip gitmediği o receiver'ın hiç de umrunda olmayacaktır. Geçici ihtiyaçlar için ve birkaç olay var ki dinamik olarak yaratılması şart. Mesela burada örnek vermiş action time tick dediği bir tanımlı olan bir action'ımız var. Bu action sayesinde Android işletim sistemi her bir dakikada bir tüm bu action'ları uygulayan çalışan uygulamalara haber veriyor. Yani bir dakika doldu gibisinden bir timer alarm sistemi diyebiliriz. Şimdi bu dinamik olarak tanımlanan broadcast receiver'ların dediğimiz gibi uygulama kapatılana kadar yani çalışmaya devam eder. Bunu yapmak için nasıl ki manifeste broadcast receiver, receiver etiketiyle tanımlıyorduk. Burada da register receiver diye bir metot var ve bunu yazmanız lazım. Ve genellikle biz bunu on resume aktivitelerin yaşam döngülerinde bahsetmiştik ne olduğundan. On resume'un içine tanımlıyoruz. Bu on resume ne zamandır? Uygulamanın aktivite çalışmıştır, layout yerleştirilmiştir ve kullanıcıdan etkileşim beklediği an on resume oluyor. Ve de bu oluşturduğunuz receiver'ı daha sonra da ne yapmanız lazım? Unregister etmeniz lazım. Bunu da genellikle on pause yani uygulama kapatılmadan önce, destroy edilmeden önce çalıştırılan metot olan on pause'a yazıyoruz. Eğer ki siz bunu burada unregister etmeyi unutursanız uygulama kapanır. Evet. Belki kullanıcı bunu da görmez ama arka tarafta logget'e baktığınızda bir hata alırsınız. Hatanızın adı da leak intent receiver. Leak burada sızma gibi bir anlam var. Mesela genellikle bu yapılır. Mesela bir connection başlattığınızda önemli olan o connection'ı daha sonra bittiği an kapatmanız. Aksi takdirde sistem kaynaklarını kullanacaktır. Yani bir hortumdan su aktığını düşünün. Siz işiniz bittikten sonra o hortumu kapatmazsanız boşuna su gidecektir. Böyle bir örnek verebiliriz aslında. Register ettiğiniz şeyi unregister etmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi arka tarafta yoksa bir hata alırız. Daha sonra siz bir receiver'ınızı register yani kayıt ederken aynı bir manifest dosyasında tanımlamayı Java koduyla yaptığımızı düşünelim. Ne dedik? OnResume metodunu kullanıyoruz. Ya da bir buton sayesinde biz bunu başlatabiliriz. Aynı şekilde unregister ederken yani onun kaydını silerken de on pause'un içine yazıyoruz. Veya bunu dediğimiz gibi bir buton sayesinde de yapabiliriz arkadaşlar. Ve sizin dinamik receiver'larınız sadece aktivitiniz çalıştığı yani uygulamanız açıkken kullanılacaktır. Ondan sonra zaten
destroy edilecektir. Şimdi bunun örneğini yapalım. Bir tane boş bir proje başlattım. Bu projenin içinde main activity'de yine aynı şekilde bir tag'im var. Diğer burada herhangi bir şey yok. Activity main'de hiçbir şey yok. Bir de my first receiver diye bir sınıf yarattım. Broadcast receiver'dan extend edilmiş. Bu çalıştırıldığında onReceive metodunda gördüğünüz gibi bir logcat'te bir kayıt ve bir toast mesaj gösterilecek. Şimdi dediğimiz gibi biz eğer bir receiver tanımlamak istiyorsak bunu onResume metoduna yazacağız. Unregister etmek istediğimizde de nereye yazıyorduk arkadaşlar? OnPause metoduna yazıyorduk. Bunları burada bir oluşturalım. Şimdi dediğimiz gibi bu bir dinamik olduğu için manifeste gidip herhangi bir myFirstReceiver tanımı yapmadım. Sadece ilgili activity ile ilgili tagler var. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor burada. Ben bu myFirstReceiver'ı nasıl tanımlarım? Öncelikli olarak şuraya gelelim. Bir private nesne üretelim. Neden private? Çünkü ben bunu sadece main activity'nin içinde kullanacağım. Daha sonra myFirstReceiver'dan bir tane nesnenin tanımını yapalım. Ve bu nesneyi burada oluşturalım. Biliyorsunuz Java derslerinden ne zaman ki biz buna new dersek bununla ilgili bizim belleğimizde bir yer ayrılıyor ve burada sadece bir point noktası yani bir gösterge oluşturulurken burada artık my first receiver verisini tutacak kadar bir alan sistemden ayrılıyor ve artık bu değişken sistemimde tanımlı. Ne dedik? OnResume'un içinde bunun register'ının edilmesi lazım. Register receiver metodunu kullanacağız. Receiver. Gördüğünüz gibi 3 tane 2 tane versiyonu çıktı. Bir tanesi şöyle uzatırsak basit olan ki ilk örneklerimizde ne yapıyorduk biz? Android manifeste gidip sadece şöyle receiver deyip bir name atıyorduk ve böyle kapatıyorduk. İşte şu satırın Java kodundaki karşılığını yapmamız için şuraya gelip en basit formu olan register receiver diyorum. Gördüğünüz gibi benden broadcast receiver tipinde bir nesne bekliyor ki benim burada oluşturduğum my first receiver aslında nedir? Broadcast tipinde bir nesnedir. Ben bunu buna gönderebilirim. Göndereyim my first receiver. Daha sonra bir intent filter bekliyor. Şimdi genel olarak zaten artık anladınız bunları. Gördüğünüz gibi şuradaki adı o değişkenin türü bu da adını veriyor. Ne zamanki böyle bir şey bekliyorsanız buraya gelip hemen intent filter yazarsınız. Şuraya da bir tane nesne oluşturursunuz. New intent filter deyip bu nesneyi oluşturursunuz. Daha sonra o oluşturduğu nesneden sonra noktaya basarsanız o sınıfla ilgili yapılabilecekler burada karşınıza gelir. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde intent filter'ın mesela neyini kullandık? Priority'sini yani ordered broadcast receiver'larda hatırlarsanız bir öncelik tanımı yapmıştık. Bunu Java koduyla yapmak için set deyip bu metodu kullanabilirsiniz. Başka ne yapmıştık arkadaşlar? Mesela action name vermiştik değil mi? Mesela add action diyerek buna da bir action name tanımı yapabilirsiniz. Ki bu örneğimizde herhangi bir butona tıklanılmayacağı için ben Android sistemde tanımlı olan action'ları kullanacağım. Bunun için buradaki add action metodunu çağırıyorum. Şimdi burada mesela ben istiyorum ki airplane moda geçildiğinde bana bir uyarı versin. Bunun için android nokta intent nokta action nokta dedikten sonra airplane mod deyip bunu burada tanımlarım. Daha sonra da bu intent filter nesnesini buraya yollarsam benim aslında şu an için broadcast receiver'ım dinamik olarak oluşturulmuş olur. Peki bunları nereden bulacaksınız? Bunları internetten ilgili action name'i yazarak bulabilirsiniz. Veyahut intent filter.addAction deyip daha sonra da ne diyoruz arkadaşlar? Intent nokta deyip siz de size Android
de tanımlı olan bu sabit eventlerin kocaman bir listesi buraya gelecektir. Daha sonra mesela AirPlay mod derseniz, AirPlay mod change aslında. Şöyle üstüne gidersek gördüğünüz gibi bunlar birer sabittir ve değeri demin yazdığım Android Internet Action AirPlay moda tekabül ediyormuş. Hani bunu böyle yazmak yerine bence bunu kullanmak çok daha güzel. Ayrıca neyi kullanabileceğiniz bütün şeyleri de actionları da burada görebilirsiniz. Mesela işte bataryanın düşük olduğu durumda sistem bana uyarı versin. Bir arama geldiğinde ne bileyim işte yeni bir paket eklendiğinde falan filan bunları istediğinize göre arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için ben AirPlay modun açık kapalı olduğu durumları ele alan bir action name tanımlamak istiyorum. AirPlane mod change deyip bunu burada tanımladım. Ve daha sonra da register receiver deyip bunu gönderdim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Yeni motion açılsın. Yine tekrar ediyorum. Gördüğünüz gibi Android manifeste gidip de herhangi bir receiver tanımı yapmadım. Çünkü statik olarak değil, dinamik olarak ben bu receiver'ı oluşturmak istiyorum. Ve bunu onResume metodunun içine yapıyoruz. Onun dışında şu an için uygulamam bir açılsın. Uygulamam açıldı. Şimdi bu receiver ne zaman çalışacak dedik? AirPlay moda geçildiği veya geçilmediği zaman. Geçiyorum AirPlay moda. Tabii ne yaptık aslında? Herhangi bir şey yazdık mı? Aslında yazdık. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada aslında birinci receiver çalışmış. Toast mesajını verdi mi? Ben mi görmedim? Aslında verdi ama şu çok aşağı geldiği için göremiyoruz. Şöyle yapsak. Gördüğünüz gibi birinci receiver'ın çalıştığının bilgisi buraya geliyor. Ve de ne yapıyorduk? İlgili receiver'ı onPause metodunda unregister etmemiz lazım. Unregister receiver deyip buraya bu oluşturduğumuz my first receiver'ı verirsek arkadaşlar düzgün bir şekilde ben de niye olmuyor? Şu an uygulamayı kapatmadığım için bir hata almadık. Şimdi mesela bunu tanımlamamış olayım ve uygulamadan çıktım. Android monitöre baktığınızda işte o hatayı aldık. Gördüğünüz gibi leak intent receiver deyip bu hatayı buraya yazdı. Şunun ilerisine de bir bakalım. Unregister receiver'ı çağırmadığının eksikliği mi var gibi bir şey yazıyor. Evet var. Buraya gelip unregister receiver deyip burada oluşturdum. Bu receiver'ı burada unregister ediyorum. Bir daha bir çalıştıralım. Bakalım hatamız kaybolacak mı? Evet, uygulamam açıldı. Biliyorsunuz ki bu çalışıyor. AirPlay mod girdim, çıktım. Gördüğünüz gibi birinci receiver tetiklendi. Şimdi uygulamayı kapattığımda bakalım bir hata alacak mıyım? Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadım. Neden? O receiver'ı unregister ettiğim için. Evet, dinamik olarak bu şekilde receiver'ları kullanıyoruz. Henüz vakit erkenken ben hemen şuraya bir örnek daha yapmak için iki tane buton atıyorum. Birinci butonum, ikinci butonum. Şunların hemen text kısmına register receiver yazayım. Unregister receiver yazıyorum buna. Bunların on kliklerine register receiver, şunun da on kliğine unregister receiver diye iki tane metot oluşturduktan sonra şuraya giriyorum. Alt enter'a basıp bunu burada oluşturuyorum. Aynı şekilde şunu da oluşturalım. Ve de arkadaşlar, activity main'e
Şuraya gelip bir tane text view atacağım şuraya, tam ortaya. Bunun ID'si var mı? Var. Text view buton 2 buton diye tanımla. Şimdi burada hani Android'deki AirPlay modun, yani bu aslında ne? Geçici bir ihtiyaçtan dolayı biz bunu oluşturduk. Bir de ne dedik? Bazı eventler var ki mutlaka dinamik olarak yaratılması lazım. İşte Action Time Pick dediğimiz şey bununla ilgili bir örnekti. Şimdi ben bu butona tıkladığımda bir Register Receiver deyip bir Broadcast Receiver'ın başlatılmasını istiyorum. Bunu aynı böyle farklı bir sınıfta yapabileceğiniz gibi kolaylık olsun diye şöyle bir metodu da var, yolu da var. Şuraya gelip private diyebilirsiniz. Yani sadece bu sınıfta kullanılacak. Bunun tipi broadcast receiver olacak. Ne diyelim? My time tick receiver eşittir deyip new broadcast receiver deyip bu metod, bunu böyle tanımlayabilirsiniz. Aynı şey gibi. Nasıl? Mesela string S eşittir new string demek gibi bir şey aslında bu. Bunu sileyim buradan. Tabii bunu oluşturduğunuz zaman ne oluyor arkadaşlar? Size hemen bir onReceive metodu veriyor. Senin bunu uygulaman gerekiyor diyor. Buraya da gelelim. Şurada oluşturduğumuz toast mesajlar vardı ya. Bunları şuradan alalım. Şuraya yapıştıralım. Şu an için. Buna da ne diyelim? My time şu başlatıldı. Şuraya da şunu desin. Pardon ama bunları yanlış yere koydum. Şuraya yapmam lazımdı. Şuraya da noktalı virgülümü koyayım. Yani ne demek bu? Bundan bir nesne, yani bu çalıştırıldığı an bunlar ekrana yazılacak demek. Şimdi buradaki Register Receiver'a geliyorum. Bu butona tıklanıldığında bu Broadcast Receiver'ın sisteme kayıt olmasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorduk? Register Receiver metodunu kullanıyorduk. Bu benden bir Broadcast Receiver nesnesi bekliyor. Bu sefer My Time Tick Receiver'ı kullandım. Daha sonra da bir Intent Filter nesnesi bekliyor. Yok. Hemen onu burada oluşturalım. Filter diyorum bu sefer bunun adına. Eşittir New Intent Filter deyip bunu burada tanımladım. Daha sonra filter nokta add action deyip intent nokta neydi bizim action'ımızın adı? Action time tick. Üzerine gelirsek ne diyor? Zamanın değişmesi görüntü zaman değişmiştir. Her bir dakikada gönderilir diyor. Bunu diyor manifest dosyasına tanımlayarak kullanamazsınız diyor. Bunu mutlaka ne yapmamız lazım? Register Receiver deyip kullanmamız lazımmış. Zaten biz de öyle yaptık. Daha sonra da filtremi buraya gönderiyorum. Aynı şekilde denemeden önce buraya da gelip ne yapmamız lazım? On Register Receiver deyip bu oluşturduğum nesneyi buraya yollamam lazım. Şu an için bir bakalım. Uygulama çalıştığında ve o butona tıkladığımda ne olması lazım aslında? Register Receiver dedim. Şu an Register'ım kaydoldu, Receiver'ım kaydoldu. Şuradaki saat 19'dan 20'ye geldiğinde benim burada bir toast mesaj ve logcat'te bir uyarı görmem lazım. Neden? Çünkü ben buradaki broadcast receiver'a ne demişim? OnReceive metoduna bir log ve toast mesajının görünmesini istemişim. Şimdi o arkada bekleye dursun çünkü bir dakika geçmesi lazım. Zaten o çalıştırıldığında buraya düşecektir. Buradan görürüz ki düşmüş. Saatimize bakalım. Gördüğünüz gibi 20 olmuş ve buraya bunun kaydı düşmüş. Yani çalışıyor şu an için. Daha güzel bir örnek olması adına şuraya gelip private integer dakika diye bir şey düşeyim ve eşittir 1 diyeyim buna. Ve ne yapalım?
Şuradaki on receive her çalıştırıldığında ne yapsın? Buraya bir toast mesaj yerine gitsin. Benim text view'uma. Şuraya gelelim. Text view. Text diyelim buna. Şurada şunun tanımını yapalım. Text eşittir find view by id r nokta id nokta neydi bizim adı? Text view'du. Buna set text diyerek bu dakikayı yazdıralım. Nereye yazıyorduk onu? Register dedikten sonra burası çalıştırılıyordu. Bunlar yazdırıldıktan sonra şuraya gelelim. Diyelim ki text nokta set text. Bu set text'i neyi yazdıracak arkadaşlar? Dakika değerini yazdıracak. Şöyle bir boşluk versin. Daha sonra da bunu buraya yazdırsın. Ve de her yazdırılma işleminden sonra bu dakika değerini bir arttıralım ki ne olsun? İşte 1 dakika geçti, 2 dakika geçti gibisinden. Tabii buraya ne yapalım öncelikle? Şuraya geldikten sonra yapmaya gerek var mı? Yok aslında ama şöyle yapalım. Integer dakika değeri diyelim eşittir. Yukarıdaki dakikayı buraya alalım. Daha sonra da set text'e de şöyle desin. Dakika değeri artı dakika geçti desin ve bu işlemden sonra bu değeri bir arttırsın. Buradaki dakika değerini değil, yukarıdaki dakika değerini. İlk seferde 1 olacak. Dakika değerinde 1 var. 1 dakika geçti diyecek. Daha sonra bu 2 olacak. Çünkü 1 arttırdık. Daha sonra o 2 gelecek. Buraya atılacak. Ve böyle sistem dönecek. Bakalım. Çalıştıralım. Receiver'ımın kaydını yaptım. Buradaki 23, 24 olduğunda ne olacaktı arkadaşlar? Android monitöre de toast mesajı da iptal etmedik. O da ekrana bir uyarı vermesi gerekiyor ve buradaki text view'un değeri de değişmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi çalıştı. 1 dakika geçti dedi. Toast mesajını da verdi falan filan. Hani bunu 1 dakika daha beklerseniz bu bir daha çalışacak. Böyle devam edecek. Şimdi bunu ben böyle kapatırsam yine bir hata aldım. Neden arkadaşlar? Çünkü bu oluşturduğum broadcast mesajı ne yapmış, ne yapmadım? Unregister etmedim. O butonu tıklamam gerekiyordu. Şimdi bir de onu yapalım. Şöyle bir çalıştıralım şunu. Şimdi mesela register'ımı kaydettim. Unregister dedikten sonra çıkarsam bu sefer gördüğünüz gibi herhangi bir hata almıyorum. Evet, dinamik broadcast receiver'larda bu şekildeydi. Neden kullanılmasını ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.